Evet, Ayşe Kuli ile sohbetimize devam ediyoruz. Ayşe Hanım, burada bir bölüm var. Onu size okumak istiyorum. Acaba o mektuplarda var mıydı? Benim için kafam karıştı, neler mektup neler sorduğunuz diye. Dün atanın ölüm gününde milletimin gözyaşlarını dinlerken ve onlarla aynı duygularda birleşirken benim için her şeyden önce bu aziz vatanın gelmekte olduğunu anladım. O kadar çok şey var ki kadın erkek aşkından önce ve daha mühim aşk falan bana vız geliyor. Bu tamamen onun mektubu. Tamamen onun. Tamamen onun mektubu. Tamam. Zaten mektuplar başka karakterlerle yazılı. Biliyorum ama ben demin niye karıştırdım ve oraya takıldım da ondan. Zarar yok. Biraz da kurgu var. Evet, tabii ki birazcık da yani kurgu muhakkak ki var. Demek ki bu da tamam kendisinin mektubu. Peki bir şeyle kocalarından bahsedersek. Mesela demin az önce söylediniz, gerçi Ali ile hiç evlenmedi ama Ali ile böyle enteresan platonik bir şeyler, bir dostluk vardı diyeyim, hani aşktan ziyade. Ali ile sonra ne olmuş? Benim anladığım Ali ona sırılsıklam aşık. Evet. Ve evlenme teklif ediyor çok küçük yaştayken ama doktor olmasını istemiyor. Mektuplarda var o zaten. Hı hı. Yani doktor olma çünkü çok uzun bir tahsil, hemen evlenelim filan. Hayır, doktoru doktor anlar diye ilk eşi doktor değil ilk mi? İlk eşi biraz ondan, bir de çok yakışıklı bir adammış. Oğullarının bir tanesine çok benziyor, Çınar'a, o da çok yakışıklı. Aşık olmuş ona ama yani her genç yaşta olunan aşk gibi poz çıkıyor tabii, hepimizin bildiği bir şey. O gençlik aşklarında evlenmemek lazım herhalde ilk aşklarla. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. İlk aşkı sonra, geçiniz. İlk aşkı, çünkü şey, bir kere yani zavallı adamcağıza da üzüldüm çünkü evleniyorlar. Daha o da çok genç bir doktor. Bir çocuk hastalanıyor hamileyken, hasta bir eş, arkadan ikinci çocuk hemen oluyor falan. Bu yüzden o tahsilini tamamlar tamamlamaz kariyer yapamıyor. Fabrika doktoru olarak yani... Çalışmak zorunda kalıyor. Hayat kazanacak, hayat parası kazanacak. Öbür taraftan ama Türkan Hanım da bir o derece idealist ve bütün o hastalıklarla boğuşmasına rağmen... Boğuşmasına rağmen gitmek istiyor. Ama tabii aynı mesleği yapan bir karı koca, bir tanesi profesörlük yolu açılmış. Yani ihtisas yapmak istiyor. Öteki fabrikaya gidip geliyor. Yani kısıtlamış kendi geleceğini. Ailesi için kısıtlamış olabilir ama kısıtlamış neticede. Yani o evliliğin yürümeyeceği, hele bir Türk erkeğinden, daha baştan belli. Evet, bir ego söz konusu. Ego değil mi söz orada konusu yani baştan belli. Baştan belli. Peki ikincisi heykeltıraştı değil mi ikincisi? Şimdi de? İkinci koca çok farklı. Birinci kocadan çok sert, çok disiplinli bir adam. Çok disiplinli yani, belki de çalışan bir kadını kaldıramayacak kadar evinde muntazam işte yemeği, ütüsü, şusunu, busunu istiyor. Dırdır ediyor anladığım kadarıyla. Yani ondan kendisi de bahsetti. Çok şikayet ederdi. Hı. Her şeyden şikayet ederdi diye. Şimdi ikinci koca da onda hiç tahsil yok. O kendini yetiştirmiş bir mimar. Bebekte oturdunuz mu siz hiç? Bebeğin inen yokuşunda koskocaman bir inek dururdu. Gözünüz önüne geliyor mu? Kocaman bir inek ama. Hı hı. Hani bir ara inekler yaptılar, evet, ya İstanbul'da, evet. O boyda büyük bir inek heykeli vardı. Postanenin önünden gelirsiniz böyle, orada bir alakasız inek dururdu. Onun ineğiymiş. Kimin? Cevdet Bey'in mi? İkinci Cevdet Bey'in ineği. Birisi bir mandıra, bir mandıra mı desem, bir yoğurt fabrikası mı ısmarlamış buna ineği. Sonra almamış. O da kapının önüne koymuş. İnek de ne yapsın? Evinin içinde duruyor. O işte kapısının önüne koymuş. Yıllarca inek orada durdu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bayağı kocaman bir inekti. İnek boyu yani. İnek boyu boyunda. Bir inekti. O adam çok uzun bir zamandır bekar bizimki. Herhalde yani hayatta tek başına göğüslemekten sıkılmış olabilir. Çok kendini işine verdiği bir dönem var. İki tane genç çocuk kadın, yetiştiriyor aynı anda. Genç kadın, güzel kadın. Biraz sanata da çok düşkün. Zaten edebiyata ne kadar düşkün mektuplardan belli, hı-hı, oluyor. Okumadığı yok falan. Ona evleniyor.
evleniyor ama olabilecek bir evlilik değil o. Çok da değişik yani, ben ondan da çok ilginç geldi herhalde. Mesela adam örümcek besliyor tuvaletinde ve ben oraya kıymayla. Gelmedim. Nasıl? Bayağı bildiğimiz örümcek bildiğimiz besliyor. Örümceği ben var yani. Örümceği varmış ve bu tabii şey, çocuklardan birinin çok ilgisini çekiyor. O çocuk çok severmiş o adamı çünkü işte değişik bir tip. Kıymayla mı besliyor örümceği? Kıymayla beslenirmiş bayağı örümcek. Evet. Peki bunu nasıl anlatmış Türkan Hanım mektuplarında? Mektupta anlatmadı. Bunu bana çocuk anlattı. Çünkü ben dedim ki Çağlayan'a ikinci evlilikten aşağı yukarı hiç bahsetmemeyi düşünüyorum. Çünkü dedim annenizin hayatında pek etkisi yok gibi. Ve annemi bilmem ama benim hayatımda çok etkisi oldu dedi. Ben de kötü etki zannettim. Ne oldu? Çağlayan büyük oğlu mu babayla? Büyük oğlu. Arası babayla olmayan, arası olmayan büyük oğlu. Yok dedi, tam tersine. Ben çok kötü bir dönem geçirdim. Yani öğrencilik yıllarımda bayağı böyle bir derslerim kötü gidiyordu, moralim kötüydü falan. O bana çok yardımcı oldu dedi. O da çünkü kendisi de işte tatbiki güzel sanatlara giden yani evet, sanatkar bir çocuk. İkisi çok anlaşmışlar ve büyük bir sevinçle de bu örümceği beslemiş kıymayla. Ay. Annesi tuvalette. Ne yapmış olsa da sordunuz mu? Annesi her şeyi hoş gören bir anne. Yani oğlu örümcek beslemek istiyorsa buyur örümceğini besle diyen bir anne. İguana alsa iguanasını besle. Aynen. Öyle bir anne. Çok enteresan. Gerçekten rahmetli. Peki evet. Ayşe Hanım, bir de şey iddiaları vardı. Hani okuttuğu çocuklara Hristiyan onu yani yapıyor o, iddiaları. Hani bir şarkı vardır. Mani oluyor halimi tahrire hicabım. Aynı o. Yani bunu ben geçen veda'yı yazdığım yıldı. Beni biraz böyle muhafazakar ortamlar kitap için konuşmaya çağırdılar. Ben de gittim. Bütün kitaplardan bahsediyordum. İşte kardelenlere de geldi sıra. Sonra genç bir adam ayağa kalktı ve dedi ki siz böyle bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz bu çocukları. Siz biliyor musunuz ki işte Türkan'ın bunları Hristiyan yapmak için böyle. Şimdi bütün gücünüzle anlatmaya çalışıyorsunuz ki doğru değil çocuğum, doğru değil. Çünkü ben oradaydım ve bak nasıl oluyor bu işler, sana anlatayım. Onlar benim senin hepimizin gittiğimiz okullara gidiyorlar zaten. Kendi öğretmenleri saptıyor. Kimler yoksul, kimlerin parası yok. Onlara işte istiyorlarsa, kabul ediyorlarsa para veriliyor zaten okula gidebilsinler diye. Yani öyle bir zorlama falan mümkün olabilir mi? Baştan anlatmaya başlıyorsunuz. Buradan giriyor, oradan çıkıyor. Her diyor, sinirleniyor yani. Ona inanmıyorsunuz diye bir de siz sinirleniyor. İlla ki böyle, evet. Böyle bir şey var. Bugün Vakit Gazetesi'nde de vardı. Müslümanların düşmanı mı diyordu, Müslümanların nefret ettiği Türkan Saylan mı diyordu, zavallı Müslümanlar. Kadının yani Türkan Hoca'nın bütün hayatını feda ettiği ve heba ettiği insanlar zaten Anadolu'daki o başörtülü, yoksul Müslüman kadınlar. Çünkü bizim memleketimizde pek Hristiyan yaşamıyor yani. Herkes Müslüman, Kürt de olsa, Türk de olsa herkes Müslüman. Tek tük arada çıkıyor. Onları da halletmiş, yollamışız sağa sola.